Değerli divan heyeti, değerli muhterem Galatasaraylılar. Divan başkanımızın belirttiği üzere ben bugün aranıza divan üyesi sıfatıyla Galatasaraylı Kaan olarak katılıyorum. Ben şunları söylemek istiyorum. Divan kurulumuz bizi tercih etmiş olsun veya olmasın. En deneyimli üyelerimizin yer aldığı bir istişare organıdır. Bizim de hizmet süremiz sona erdiğinde emaneten aldığımız yetkiyi genel kurula iade edecek ve yalnızca Galatasaraylı kimliğimizle aranıza döneceğiz. Dolayısıyla tıpkı bundan önce seçilmiş yönetimler gibi bizler sizin aranızdan çıktık, sizler adına görev yapıyoruz. Vazife bitince de yerimiz sizlerin yanıdır. Bu sebeple takdirleriniz de, tenkitleriniz de, tekliflerinizin de hepsi başımızın üzerinedir. Yeter ki Galatasaray'ın faydasına, Galatasaray'ın istifadesine yönelik olsun. Ben bazı üyelerimizin üstlendiği bazı konularla ilgili yorumları üzerine tekrar belirteyim. Yönetim kurulu üyesi olarak değil, Galatasaraylı divan üyesi Kaan olarak sizlerle bazı bildiklerimi paylaşmak istiyorum. Şimdi mali tablolarla ilgili kısa kısa bazı bilgiler verildi. Onların üzerinden geçmek istiyorum. Bu divan kurulu Galatasaray Spor Kulübü'nün divan kuruludur. Ya protesto ediyorsunuz sizin de içinde bulunduğunuz bir kararla ya da etmiyorsunuz. Ha yok biz böyle ben yönetim kuruluyla hemfikir değilim. O yüzden ben burada tek başıma hareket ediyorum diyorsanız buyurun. Ama yönetim kurulu üyesi olmanız sıfatıyla sahip olduğunuz bazı bilgileri paylaşıp bunlara cevap vermeniz en azından birlikte hareket ettiğiniz arkadaşlarınıza haksızlık olur. Galatasaray Divan normlarına göre de Başkanı, çok Divan etik Başkanı, olmaz. O bakın bakımdan beni... kusura bakmayınız. Yok öyle bir katkıya divan kurulunu ötekileştiren bir yönetim kurulu üyesi olarak ihtiyacımız yok şu an itibariyle. Kusura bakmayın. Ama başka bir konuda söz almak istiyorsanız memnuniyetle divan kurulu üyesi Sayın Kaan Çal her zaman kürsüde Divan konuşma Başkanı, bakın. serbesttir.